Salgın sürecinden ülkemizde en çok etkilenen sektörlerden birisi sinema, tiyatro gibi sahne sanatlarının e, yer aldığı alanlar, e, kesimler oldu. Tiyatrolar salgından olumsuz etkilendi. Sanatçılar çözüme işaret etti. E, yaklaşık iki sezonu e, bu salgın maalesef yedi. E, bu çok acı bir sonuç yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy salgının sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesine yanıt verdi. 2021 yılı itibariyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne kayıttı. 608 özel tiyatrodan sadece 105'inin aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti. Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş özel tiyatroların kayıt altına alınmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Müzik grupları bu konuda müzisyenler çok sıkıntı yaşadılar kayıt altına alınmanın, devletin bu sektörler için geliştireceği ekonomik destek programları açısından ne kadar önemli olduğu fark edildi. Bunun için de sanatçıların örgütlü olması gerekiyor. Murat Demirbaş, özel tiyatroların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği desteklerle ayakta kaldığını ifade etti. Özel tiyatrolara devlet desteği bu pandemi döneminde 3 katına çıkarıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bu devlet teşviğinin dışında farklı projeler yaparak tiyatroların bu dönemde üretimlerini ayakta tutacak, kendilerini ayakta tutacak projeler geliştirdi. Bunların en önemlilerinden bir tanesi dijital tiyatro projesiydi. Dijital tiyatro oyunlarını kayıt altına alan tiyatroların eserlerine ücret ödendi. TSB Başkanı Demirbaş, salgın sürecinde özel tiyatrolara verilen desteklerin miktarı ve boyutlarının artması gerektiğini söyledi. Tiyatroların ayakta kalması için üretim odaklı desteklerin artırılması yönünde çağrı yaptı. Özel tiyatrolara destek nasıl yapılacak? Bizim her zaman savunduğumuz gibi üretim üzerinden yapılması, tanımlanması gerekiyor. Yani çok üreten, iyi üreten, kaliteli üreten özel tiyatronun desteklenmesi ee, oranında ölçüsünde e, tiyatrolara destek yapılması gerekiyor.